Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin, profesyonel şef ve beslenme koçuyum. Daha önce kanalımı izlemediyseniz çok güzel tariflerim var. Lütfen diğerlerine de bir göz atın isterim. Sağlıklı pratik tarifler yapıyoruz genelde. Kanalıma hala abone olmadıysanız, ilk defa izliyorsanız ve beğenirseniz kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bugün sizlerle birlikte acayip pratik, muhteşem lezzetli bir tarif yapacağız. Ne yapacağız diye sorarsanız yaz bitmeden şeftalilerle çok güzel bir tart yapacağız sizlerle birlikte. Ama bildiğiniz tartlardan değil. Böyle tereyağıyla yoğurup hamurumuzu ondan sonra buzdolabında bekletip sonra açma, böyle bir şey yok. Çok pratik bir tart hamuru tarifi vereceğim size. Çok kolay yapacaksınız. Burada malzemelerin hepsini görüyorsunuz. Aşağıda da bütün ölçüleri yazıyor olacağım. Şimdi sizlerle birlikte ilk başta hamurunu hazırlayalım. Şöyle ki çok pratik, çok kolay bir hamur dediğim gibi. Hepsinin ölçüleri orada var. Şöyle hepsini koymayacağım. Birazını çünkü açmak için bırakacağım. Şöyle unumu koydum. Ondan sonra hemen yumurtamı kırıyorum. Ondan sonra şöyle zeytinyağım var. Onu içine koyuyorum. Burada sıvılar ya da katılar bir arada olacak olmayacak gibi bir şeyimiz yok. O yüzden hiç korkmayın. Burada tuzum ve şekerim var. Onu da koyuyorum. Bu süzme yoğurt. Bunun bir kaşığını buraya alıyorum hamurum için. Şöyle çok kolay bir şekilde önce karıştırıyorum. Çok pratik bir hamur olacak. Hiç merak etmeyin. Çok da güzel pişecek. İyice karıştırdıktan sonra ellerimizi devreye sokuyoruz. Şöyle kıvamını almaya başladı zaten. Hemen yoğuruyorum azıcık elimle. Yani istediğim tek şey malzemelerin tamamen birbirinin içine geçmesi. Kıvamını da göstereceğim. Çok kolay bir hamur olacak. Hafif elle yapışan ama aynı zamanda böyle sertle yumuşak arası bir hamur. Zaten açarken un kullanacağız. Şöyle kenara ayırdım ya biraz. Onu kullanacağız. Şöyle çok azıcık daha alayım. Dediğim gibi ben size birebir ölçüleri vermiş olacağım zaten orada. Üstünü şöyle. Öyle çok abartı yoğurma gerektiren bir hamur değil. Bakın hamurun kıvamı şu. Hiç elime yapışmıyor. Hem yumuşak hem sert, aslında kulak memesinden biraz daha yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur. Bakın ne kadar kolay açılacak bir hamur görüyorsunuz. Bekleteceğim, yani bir 5 dakika falan bekleteceğim. O sırada da iç harcını yapalım istiyorum ama önce şu ellerimi bir temizleyip geleyim hemen. Ellerimi yıkadım, temizledim, geldim. Aslında iç harcını yapmadan önce hamurunu açalım istiyorum. Şimdi burada nohutlar var, ne işe yarıyor Yasemin diyebildiğinizi duyuyor gibiyim. Bunlar benim tart hamurunda kullandığım, her zaman böyle bir kapta beklettiğim nohutlarım. Tart hamurunun böyle şişmemesi için ve güzel böyle kıtır bir kıvam alabilmesi için bu çok önemli. Bir ağırlık koymamız gerekiyor üstüne. Kabım şurada dursun ki birlikte şunu açalım istiyorum. Şöyle iki tane yağlı kağıdı koyup o şekilde de açabilirsiniz. Biraz tabii üstünü hafiften şöyle kenara aldığım unla unlayacağım. Çok fazla koymuyorum. Şöyle ya da dediğim gibi iki tane yağlı kağıdın arasında da açabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben size göstermek için şimdi böyle yapıyorum. Şöyle ki 20 santimlik bir kaba göre verdim ölçüyü. Siz bunu hamurunu biraz daha iki mesela verdiğim hamur reçetesini
İki katına çıkartırsanız ve içini de iç harcını da iki katına çıkartırsanız yaklaşık bir 26-28 santimlik tart kalıplarına da uygun şekilde yapabilirsiniz. Ben size burada böyle ufak, lezzetli hem de 4-5 kişiyi hatta belki de 6 kişiyi doyuracak bir tart reçetesi veriyor olacağım. Ne çok kalın ne çok ince. Bakın. Zaten koyduğumuzda anlayacaksınız. Böyle yarım santim kadar bir kalınlığı olacak. Zaten yağlı kağıtta olduğu için çok kolay çıkacak. Yavaş yavaş çıkartırsanız yeterli olacaktır. Gayet güzel bir hamur oldu. Şöyle şunu kenara alalım. Şöyle düzeltelim. Eşit bir şekilde koyalım. Bakın hamurumu şöyle kenarlarını iyice gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonra fazlalıkları alacağım. Çok pratik bir tart hamuru olacak. Hiç uğraşmadan, bekletmeden yapacağınız bir tart hamuru. Sıcaktan dolayı ele tabii ki de yapışıyor. Ellerinizi hafif böyle unlayabilirsiniz isterseniz, yapışmasını istemiyorsanız. Şöyle fazlalıkları alıyorum kenardan. Şöyle kenara koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi her yerini iyice kapattım. En önemli şeylerden biri, çatalımı unuttuğumu zannettim. Şöyle dibine çatalla delikler açıyoruz ki hava alsın ve şişmesi önlensin hamurumuzun. Bir de üstüne dediğim gibi bu nohutlarımı koyacağım şimdi. Üstüne nohutlarımı da koyup şöyle ağırlığıyla beraber bunu önceden ısıttığım 170 derece fırına koyacağım. Yaklaşık 15 dakika kadar, maksimum 20. Bu fırınınıza göre değişecektir. Benimkinde 17 dakikada falan oluyor. 15 ve 20 dakika arasında böyle yarı pişirme yapacağız. O arada da iç harcımızı hazırlayacağız. Çıktıktan sonra, yarı pişmeden sonra alacağız fırınımızdan iç harcımızı ve hazırladığımız şeftalilerimizi üstüne koyup tekrardan fırına verip böyle güzelce kızartacağız. İç harcımızı da pişireceğiz. Hadi bakalım bunu fırına verelim. O arada da iç harcımızı hazırlayalım o çıkana kadar. Şimdi fırındayken tart hamurumuz, hemen iç harcını yapalım istiyorum. Şöyle sütüm var, onu koyuyorum. Ondan sonra diğer süzme yoğurdumu ekliyorum. Sonra şöyle bu tuzsuz krem peynir arkadaşlar. Bu da çok önemli, lezzet veriyor. Böyle cheesecake'imsi bir tat verecek. Öyle diyeyim size. Ondan sonra şunun, bakın, yarısı, bir fincan kadar yapıyor zaten, koyacağım. Tamamdır. Şekerimi de koydum. Geri kalan kısmını da şeftalilerime koyacağım. Sonra unum ve yumurtam kaldı. Şimdi önce yumurtayı kırıyorum. En son unumu koyacağım. Yumurtayı da kırıyorum. İyice karıştırıyorum. Eğer isterseniz biraz lezzetlensin diye böyle vanilya da koyabilirsiniz. O da opsiyonel olsun. Bakın hiçbir pütürlük kalmayana kadar çırptım. Şimdi de en son unumu koyuyorum. Ve bitiriyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. Bu bizim tartımızın iç harcı olacak. Üstüne de şeftalilerimizi dizeceğiz. Böyle bir harç oldu. Ve son olarak da şimdi şeftalilerimi de hazırlayayım ki biraz böyle suyunu bıraksın. Güzel bir şekilde dizebilelim ondan sonrasında. Bir tane şeftaliyi şöyle ince ince doğradım. Yarım ay şeklinde. Ki tartımın üstüne dizebileyim. Ve kalan şekerimi de üstüne ekliyorum. Şöyle bir iyice karıştırıyorum. Şöyle şekerin içinde onun lezzetiyle harmanlansın istiyorum bütün şeftalilerim. Dediğim gibi bunun mesela içine eğer seviyorsanız tarçın da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışır. Şimdi tartımız hazır olana kadar bunlar böyle beklesin.
Birazdan zaten çok az kaldı. Tartımı çıkartacağım. Hemen harcımı ekleyip üstüne şeftalilerimi de dizeceğim. Ve sonra pişirme işlemine devam edeceğim. Evet, tartımız 175 derece fırında 25 dakika kadar pişti. Bakın, of, keşke kokusunu da size gönderebilsem. Biraz ılıttım. Birlikte keselim istedim, birlikte deneyelim istedim. Şimdi hep beraber şöyle şu kısmından güzelce bir dilim kesiyorum kendime. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bu mutfak atölyesindeki benim yaptığım workshoplara da katılmak isterseniz web sitemizden ve Instagram adresimizden de bana ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz burada çok güzel çocuklarla 7'den 70'e mutfak dersleri, mutfak atölyeleri yapıyoruz ve çok eğlenceli geçiyor. Evet, harika bir koku. Allah'ım, şu dokuyu, şu renkleri size göstermeyi, yani burada yakından göstermeyi çok isterdim. Ama istiyorsanız dediğim gibi atölyelerime katılabilirsiniz. Şöyle koyayım. Hemen ve sizlerle hemen deneyeceğim. Böyle cheesecake kıvamında, ne cheesecake ne tart ama efsane bir lezzet. Bakın, inanın bana. Muhteşem. Çok iyi. Yani altı da öyle yumuşacık. Yani bildiğiniz tart hamurlarından değil ama çok daha pratiğe. Yoksa beni bıraksanız bütün dilimi anında bitirebilirim. O kadar lezzetli oldu. Lütfen tarifimi deneyin. Bir bakın. Eminim bayılacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Şifayla kalın.